Herkese merhabalar. Bugün sizlere bahsetmek istediğim kitap, kitaplaştırılmadan önce dizi teklifi alan ve yazarı Merve Çakır Uzbilir'den tüm senaryo hakları satın almak istediği için reddedilen ve geçtiğimiz Haziran ayından itibaren kitaplıklarımızda yerini almaya başlayan Hüküm Aşk Mahkemesi kitabı. Peki bu sürükleyici, akıcı, inişli çıkışlı, sizi sarıp sarmalayan, güldüren, sinirlendiren bu kitapta neler var? Hadi başlayalım. Alengirli olaylar var, aşk var, ayrılık var, kayıplar var, vatan sevgisi var, operasyonlar var, var da var. Teker teker sevdiklerini kaybeden ve tam hayatın yoluna girdi derken bir günde sahip olduğu her şeyi ve tüm sevdiklerini bir anda kaybeden güçlü karakterli savcı Damla'nın etrafında gelişen sürükleyici, şaşırtıcı, inişli çıkışlı olayları okuyor olacağız. Yani kısacası Damla'nın mücadelesi var bu kitapta. Kitap bir gençlik romanı. En sevdiğin yanıysa neredeyse bütün kadın karakterlerin oldukça güçlü kadın karakterler olarak işlenmiş olması. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Kitabın bir diğer özelliği ise flashbacklerle ilerliyor olması. Yani kitap Mayıs 2018 tarihinden başlıyor ve ilerlerken bir anda Mayıs 2011 tarihine geri dönüyor. Böyle bir ileriye geri giderek ilerleyen bir kitap. Bu okuyucular için acaba zor ilerleyen, zor okunan, zor anlaşılan bir kitap mı sorularını oluşturuyor olsa da kesinlikle belirtmeliyim ki akıcı, sürükleyici ve yormayan bir kitap. Hatta şöyle ifade edeyim, ben yılbaşına itibaren çapraz okuma yaparak ilerliyorum ve benim üst limitim 5 kitabı aynı süreç içerisinde okumak. 6. kitap geldiği zaman böyle bir baskı, yük hissediyorum. 6. kitabı eklemiyorum. 5 kitapla keyifli, zevkli bir şekilde ilerliyorum. Ama bu kitabı elime aldığımda elimde hali hazırda okuduğum 5 kitap vardı zaten. Aslında bu 434 sayfa 6. kitabı eklerken bir tereddüt etmedim değil. Ama çok hızlı bir şekilde ilerledi. Hatta elimdeki kitaplardan bile ilk bitirdiğim kitap Hüküm Aşk Mahkemesi kitabı oldu. Kitap beni 3 yerde ağlattı. Şimdi bunları tek tek söyleyecek değilim. Ben kitap okurken, normal hayatımda değil ama kitap okurken biraz daha sulu gözlü bir insan olabiliyorum. Siz belki 3 yerde ağlamazsınız ama bir yerde ağlarsınız. Olmadı, bir gözleriniz dolar yani. Okuma alışkanlığı kazanmak isteyen herkes tam da bu türde kitapları tercih ederek başlayabilirler. Yani sürükleyici, akıcı, yormayan, ekstra bir odaklanma gerektirmeyen kitaplar. 434 sayfa olduğuna kesinlikle bakmayın. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bitirmeden elinizden bırakamayacağınız bir kitap. Ayrıca ekstra bir odaklanma da gerektirmediği için yolculuklarınızda bile çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben bu türde kitaplara yolculuk kısaltan kitaplar diyorum. Dizi teklifi reddedilmiş ama okuyan herkese dizi tadını da veren bir eser. Bu kitaptan da bir cümle paylaşmak istiyorum size. Ölüm o kadar acı bir şey ki giden gittiğiyle kalıyor, kalanlara acı dolu bir yürek hediye ediyordu. Diyerek videonun sonuna geldik. Bu arada yazarı Merve Çakır Uzbilir'in ikinci kitabı yolda, benden söylemesi. Bu haftalık benden bu kadar. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.